Bu arada biz hep şey konuşuyoruz işte 2023 seçimleri, genel seçimler, anketler vesaire falan filan. Ve biliyorsunuz bazı rasyonel sonuçlar var elimizde, sonuçta anket bunlar. Ben umudumu kaybettim arkadaşlar yani. Gerçi şu an itibariyle kaybettim. Anketlerin de sahte olduğunu düşünmeye başladım. Çime dik durmayı öğrettim ise ilk önce beni yıkmaya çalıştı. Siz ateş olsanız kendinizi, ben ateş olsam yine sizi yakarım. Bozar mı sandın hocaları? Devam! Niye sürekli birilerini dövüyorsunuz ya? Bu iyiymiş. Bu videoyu beğendim. Bu video güzel. Cinsel bir gerginlik var videoda. Loco, tu mujer una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice. Bir zamanlar seni çok seviyordum. Yengeç. Bu arada bir ara ben de böyle yürüyordum ha. Ayıya dayı demem. Yıkılsın köprü. İntikam almayı seven birisi değilim. Ama ödeşmek adettendir ha. Aşkım? Oha aşkım, abimler orada seni görürlerse dansız yaparlar. Sakin ol aşkım, ben hallederim. Kapat aşkım, kapat. Şeyi merak ediyorum, acaba yaşları büyüyünce düzelirler değil mi? Yaşları mesela atıyorum 5 yıl sonra hala burada bu şekilde video çekiyor olmazlar. Bence utanırlar bile ya. Ama yoksa bu artık bir norm haline geldiği için aa devam mı ederler? Ha ha ne var ki amık falan deyip. Bak şimdi sen buraya geldin ya, kızları görüp çok beğendin ya, gece gündüz hep eğlendin ya, hayallerle. Aşkım 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 aşkım, başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin, ayrılacak ve misin, saplanmış. Arayacak mısın, aramayacak mısın, 18 yaşında ergen, Allah'ın cezası. Eyvallah. Gençler cinsel eğitim konusunda çok fazla bilinçli olmadıkları için bir insan onlara temas ettiğinde seks açtığı duyuyorlar anladığım kadarıyla. Yani ve hazırlar her an. Omzuma mı çarptın seni çirkin fahişi? Kavga mı edelim arkadaşlar? Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz ya? Hayır. Hayır. Gerizekalı. Gerizekalı. Hayır. Bir parça mutluluk biraz da sen gerekti bak. Ben aklı senle bozmadım, sevinme bu duruma. Bir durdum oturdum. Bu iyiymiş bu arada. Ben güldüm yani, beklemiyordum. 2042'de kızımı partiden almaya gitmişimdir. Porque lo que
ladies pop your pussy like this. All you ladies pop your pussy like this. Ben bu tarz içeriklerin artması taraftarıyım. TikTok yapılacaksa bu arada. Şu ya. Hanımefendi, 1 liranız var mı? Oğlum bu 1 lira değil ki. Ya abi. İki de özeneceksiniz. Çünkü buralarda başka özenilecek birisi yok. Gel göğsünü gez bütün alem. Çekemez konuşur el alem. Delikanlı görsün bu mahalle. Vale vale vale. Yandır dönsün meşale. Kazanamazsın, arkasında kalırsın dediğiniz kim varsa hepsinin önüne geçtim. Üstlerinde tepiniyorum. Olamaz. Nasıl yaptın onu? Nasıl? Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Olamaz. Ya olamaz. Sen salak mısın? Ya da gerizekalı mısın? Niye benim arkadaşlarıma yazıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. TikTok çeken arkadaşlar, size sesleniyorum. Özellikle de yaşınız 18'den küçükse. Muhtemeldir ki bundan yaklaşık 3 sene, 4 sene, 5 sene sonra artık bu süreç sizin gelişiminize göre değişecek. Bu yaptıklarınızdan çok utanacaksınız. Bir arkadaşınız olarak size minik bir tavsiye. Yapmamanızı öneririm. İstiyorsanız tabii ki yapar ama muhtemelen kafamı sikeyim falan olacak. Kardeşim ne yükleme oldu? Yaptın mı? Kime yazmışım ki? Emre'ye. Sevgili olduğumuz için kıskanıyorum sadece. Aaa! Ne? Kardeşim, yükleme yaptın mı? Hayır, gerek yok. 10 tane bedava çekiliş var. Prr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 r
Hem düşünebiliyor musun senin gibi ezik de beni? Bitti Masum. Her şey bitti. Mal Masum. Yazık be. Nereye ne oluyor be? Aa o da onu dövüyor. Aa! Bak bak. Ölmeseymiş bana ne ya? Aynen öyle. Şaka Ayşe, yaptım. Ölmemiştim. Özür dilerim. Neyse. Evleneceğim diyordun da vay aslan. Aa bunu biliyorum ama bu TikTokçu mu ya? Bu Race Full Dance biliyor musun? Ama bu baya 2 sene önce falan da vardı ya. Berkcan'ın videosuna falan çıkmıştı. Senede bekar kaldım mı da dayanamıyorum. Darrın aha beni koyup ellere kaçtım ona yanıyorum. Discord kullanan kız. Bu ne abi? Niye benim kliplerimi atıyorsunuz oğlum bana? Kıracağım bir şeyleri amına koyayım. Hala bunları göre göre yoksulluk yok falan diyenler var. Çökeceğim böyle gırtlağına. Nasıl yok lan ama koydum. Bu ne? Ha, salak. Salak. Yoksulluk diye bu. Sinirlenmişim. Sinirlenmişim. Ya ne Vine? Vine'da oğlum. Vine'da bir yani hepsinde olmasa da bir içerik bir şey vardı yani. Ne bileyim bir karşılaştırma, bir durum değerlendirmesi falan mesela Aykut Elmas'ın Vine'larında falan. Ya bunu izliyorum sadece bakıyorum oğlum yani. Bir şey daha hareket ediyorlar ve bakıyorum. Bak bak bir gel be abi. Bak. Ne? No, niye yürüyorsun? Niye bir insan niye yürürken videoya çekilir? Ne oldu? Ne yaptım ben size ya? Hadi bakalım.
Hep gerginler, hep cinsel açlıkları var. Not alın bunları. Z kuşağı ne istiyor? Yani böyle tartışıyorlar ya televizyonda. Yeni nesil Z kuşağı. Acaba kime oy verecekler? Z kuşağı. Z kuşağı ne istiyor? Ne, söyleyeyim mi? Ocak başında şişe, işe Fadimem işe. Saat geldi 8'e, başlayalım güreşe. Arkamdan konuşmanızın bir önemi yok. Önemli olan kafamı çevirdiğimde hepinizin susmuş olması. Tamam, ben bunu artık şöyle değerlendiriyorum. Bizim zamanımızda MSN vardı, MSN. MSN'de atarlı giderli havalı sözler. Balona şey, ekrana balon fırlatan çocuk falan. Bu da bu arkadaşların o dönemi gibi. Bence böyle. 2-3 seneye de geçecek. MSN'in bir havası vardı ama. İşte bu arkadaşlarda demek ki bunun havası var yani. Anladın mı? Yeni nesil kokoların takıldığı mekan işte sosyal medya efekti. Dadi dadi Twitch polisi acil görevi. Online'ım, buyurun. Hemen inceliyorum. Bu videoyu açamam. Üzerinde konuştuk. Yine konuşuruz yarın. Ama videoyu açamam. Kaderim olsa gerek güzelim. Ne dedin? Abi valla bir şey demedim abi. Neyse boşver. Seni de benden aldılar. Ağır çekim al. Vallahi normal değil ya. Aslında gelemem, tatlı gönül dinlemem. Çal keke çal. Mermi yarım laf yemem çal. Öyle denk geldi. Kendimi vuracaktım, önümden gibi bir yanda patlattım. Artık geri ver, geri veremez. Peki bu hareketleri yaparak bazılarının senden daha fazla para kazandığını biliyor muydun? Tabii ki biliyorum. Kazansınlar da abi, sorun para kazanmaları değil. Sorun artık izleneyim ya da para kazanayım için insanların herhangi bir sınırının olmaması. Ve bence bu sıkıntı. Yani kazansınlar, ne yapayım? Her şey parada değil diye düşünüyorum. Kardeşim kullanıyor. Yanlış anlama, TikTok kullanıyor. İlaç olarak ne önerirsin? IQ artı önerdiler ama olmadı ya. Şöyle, çok küçükse yaşı ve kurtaramıyorsanız, ki bu aralar ya ben psikolog arkadaşlarımla görüşüyorum bazen. Bu aralar çok fazla böyle vaka var. Ya çocuğun önüne geçemiyorlar artık. Çocuk evi dağıtıyor, dinlemiyor. TikTok'a girmek istiyor. Tabletinden YouTube'a girip YouTuber'ları izlemek istiyor falan. Acilen destek alması lazım. Ya çocukların tabii ki teknolojiye ayak uydurması, teknoloji kullanması bir problem değil ama bunu sınırsız bir şekilde yapması ve bağımlı olması, evet, bir problem. Geçmişimi yalancı sözlerin. Ya sokakta böyle bir şey gördüğünüzü düşünsenize. Allah'ım seviyorum. Yaşıyorum bugün yine zararımı bile bile. Aldı götürdü. Nasıl lan? Gerçekten güçlü bu arada.
Roswell iç sesim olarak demiş ki dünyayı yok ed ey sahibel mekan. Eyvallah abi. Gelirsen Ekim'e, gelmezsen nevzi çirkinleşiyor. Kız arkadaşım yahut çocuğum yahut çevremde çok yakınımda olan birisi TikTok çeksin istemezdim ya. Düşünsene evde duruyorsun. Bir anda halay çekmeye başlıyorum ya. Ni? Ha? Hey Miss Fatty Fatty you a murder. Millie love the way you twist and turn up. Atadan lava. Away away away. Away away. Arkamdan konuşmanızın bir önemi yok. Önemli olan kafamı çevirdiğimde hepinizin susmuş olması. Zorlandığımı görebilirsiniz fakat vazgeçtiğimi asla göremeyeceksiniz. Bir şey diyeyim mi? Ben çok iyi bir içerik.